verilmeli. O bir kitap dağıtmışlar. Şimdi bir milletvekilinin meclise taşıdığı o iddia gündeme gelecek. Yeni evli çiftlere nikah sırasında kitap veriyorlar. Belediyeler veriyor bunu. Evlilik ve aile hayatı. Kitaplardan birinin ismi. Açıyorsunuz. Neymiş şimdi? Evlilikte nasıl oluyormuş? Aile hayatı nasıl oluyormuş diye. Okusam yüzünüz kızarır. Domates gibi kızarırsınız diyor milletvekili. Bu kitapları toplatın. Çok ayıptır diyor. Bakın neler yazılıymış o kitaplarda. Belediyesi'nin, Kütahya Belediyesi'nin evlilik yapan, yeni evlenen çiftlere dağıttığı bir kitaptan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Evlilik ve aile hayatı. Neden bahsediyor biliyor musunuz? Okudukça tüylerim diken diken oldu. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Detayını okusam hepiniz domates gibi kızarırsınız. Sadece başlıklarından bahsetmek istiyorum. Gerdek gecesi detaylarından bahsediyor bu kitap. Cinsi münasebet adabından, cinsel faydalanma hakkından, bekaret hususiyetlerinden, kocaya itaat, kocadan habersiz kadının dışarı çıkamamasından, kocası dövdüğünde işveli kıyafetler giyip kadının kocasına kahve götürüp gönlünü almasından, çocuk doğuran sevimli kadınları alın ama bakire olsun diyen cümleleri içeriyor. Kocası arzuladığında kadınlık görevini yapmayan kadın suçlu ve günahkardır diyor. Erkek kıskanç olmalıdır diyor. Kadın itaatsizlik ettiğinde müeyyidelerden bahsediyor. Bu müeyyidelerden bir tanesi de kadını dövmek diyor. Erkeğin nefsine isyan eden kadın dövülebilir. Kocası arzuladığı halde süslenmeyen kadın dövülebilir. Kocasının cinsi arzularını tatmin etmek istemeyen kadın, çok özür dileyerek söylüyorum ama söylemek zorundayım, dövülebilir diyor. Bazen bir iki dayak işe yarar. Kadına evin hakimini hatırlatır. İlaç gibidir diyor. Kadının çalışması faydasızdır. Kadın çalışma hayatına girerse kocasına karşı cinsel görevini yapamaz diyor. Hatta diyor ki iş yerinde mutlaka iki kadından biri tacize uğrar. Sayın Bakan, dün bir kitaptan bahsetmiştim. Bugün yeni bir kitaptan haberdar oldum. Pamukkale Belediyesi'nin, AKP'lik Pamukkale Belediyesi'nin aynı mahiyette Evlilik ve Mahremiyetleri isimli yine aynı fantazilerle dolu bir kitap ne yazık ki. Diyor ki bale şeytan ocağı, tiyatro şeytan yuvası, kadınlar spor sahalarına ve parklara gitmemeli. Sen kadını dövdükçe o seni daha çok sevecek, daha çok isteyecek. Çocukların güneye doğru sıcak iklimlerde 10-12 yaşlarında evlendirilebilir gibi gibi bir sürü ahlaksız şeylerin yer aldığı evli çiftlere, yeni evlenen çiftlere belediyenin dağıttığı bir kitap. İki gece üst üste bu konuyla ilgili ne yapılacak diye sordu CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet bütçe görüşmeleri sırasında. Kütahya Belediyesi tarafından dağıtılmış bir kitap, Denizli Belediyesi dağıtmış bir diğerini, evlilik, aile hayatı, tüm bunların içinde yazılı olduğu kitaplar. Bunların dağıtılmasına nasıl izin verildi, bu konuyla ilgili ne yapılacak diye CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet mecliste soruyor. Hepsini okusam yüzünüz domates gibi kızarır diyerek. Konuşacak çok şey var. Türkiye'nin sabah haberlerinde şimdi